İyi oldu mu? Bayağı şey var. İş olmadı. Bir işe bir milyonluk bir şey olmamış. Şunu da kırmışlar böyle işine. Kâr olmadı gibi zarar olur. İsmim Ali, soyadım Akbulut. Şırlı Mahallesi'nde oturmaktayım. Burada ahşap işi yapıyorum. Maket kağını, düğen, bastun, saban, çıralık, kaşıklık, çıkrık, takı sandığı. Şu takı sandıklarını da ben yapıyorum. Bunların burasına ayna koyuyorum daha sonra. Şu Allah yazısı olanları cevizden kendim kesiyorum, oyuyorum. Kaplumbağa var. Kağını burada var bak, öpücüğünle beraber. Şu bildiğimiz düven eskiden bundan, sapı bundan sürerler eskiden. Bu köşeli, köşeye koyup şöyle, nasıl diyeyim şöyle, içine bir şeyler koyuyorsun yani. Şuradan bakıyorum, köşeli bu. Ondan sonra şunlar kılıç. Ertuğrul'un paltası var burada. Ne bu? Ertuğrul'un paltasını yapmış oldum ağaçtan. Bunun kalkanı da var. Ondan sonra şunlar ellik. Ekim biçerken bunu takarsın. Desteği fazla alır elin. Şöyle edersin. Desteği biraz fazla alır yani. Bak bu şuydu. Ben ağaç yaptım yani. Şunu izah edeyim. Şu da bildiğimiz kara saban. Bak. Şu da bildiğimiz eskinin kara sabanı yani. Traktör yokken olan şey yani. Yani bunları süs eşyası diye yapıyorsun. Evet, süs eşyası diye yapıyorum. İnşallah Allah izin verirse soluk çıkan arada da devam edeceğim. Allah nasip ederse elimiz ayağımız tutarsa. İnşallah tutar. Ha, şunlar kirkit, kirkit darak yani. Namazda da okurlar bunlar, namazda kilim yani. Kilim, eski kilim daraklar bunlar. Ondan sonra başka ne var? Bunda kılıcın biraz küçüğünü avcı bıçağı gibi öyle ahşaptan yaptım. Şurada oklalarımız var, çeşitleri var. Salça karıştırma şeyi var. Tokuş var, yün yıkarlar bunlar. Siz bilir misiniz bilmiyorum ama. Eskiden yün yıkarlardı bunlar. Bunlar lambalık. Çıralık dedik biz daha doğrusu da lambalık. Şu şey, davulçunun tokmağı. Baktın mı? Şurada at arabasının bir değişiği yani, tam at arabası değil de değişiği bu da. Önünde afet manda takılı. Öküz değil bu, manda yani. Ben aslında duvarcıyım. Babam esnada duvarcı. Askerde çay ocağında otururken de işte bir esinlendik, birbirinden marangozhane yazdılar. Oradan esinledik, anahtarlık, manahtarlık derken bu işler bu sahaya geldi yani. Askerde mi öğrendin? Askerde başladı. Öğrenme yok yani. Sadece anahtarlık yapıyordum askerde. Şunun değişikliklerini bak. Daha başka değişik olanlarını. Uçağını yapıyordum. Oradan başladı. Bu sahaya geldi yani. Neyle yapıyorsun peki bütün bunları? Ne malzemeler kullanıyorsun? Bütün bunları yaptığım malzemeler ispirel var. Ceylanlı rende var. Dörpü, keser, destere. Bu malzemelerim var içeride. Peki ne yapıyorsun bunları? Alıyorlar mı? Beğeniyorlar mı? Ne? Bunları beğeniyorlar. Bunların alıcısı çok da. Ben işte götürüp getiremiyorum. İmkan el vermiyor. Daha başka türlü şeyler de yapmak istiyorum. Tabii uzaklara götürüp göstermek, gezdirmek imkanım yok yani. At, araba yok. Burada oluyor. Yazın Almancılar geliyor. Onlar bakıyor. Alan arıyor. Onun haricinde isteyene ben buradan gönderiyorum. Böyle devam ediyor bakalım. Daha çok hediyelik eşyalar yapıyorsun. Evet, evet. Yani içeride var daha, tabela var, sini var, ağ sini. Derim ben, benim imkanım el vermiyor, yardım isterim. İyi bir yerlere gelmek isterim. Bu işi daha ileriye götürmek isterim. Ne bileyim artık işte, Allah razı olsun büyüklerimiz yardımcı olursa,
biz de bu adama yardım edecek, bu başka türlü türlü bir şeyler daha icat edecek, çıkaracak derlerse ne mutlu bana yani. Burada nasıl geçimini sağlıyorsun? Burada şu an ben Develi'de çalışıyorum. Emekliyim şükür. Yine sen emekli oldum. Böyle geçiniyor işte. Vakti yok, eki yok, diki yok. Yani bu yeteneği daha da duyurmak, geliştirmek istiyorsun. Evet, evet. Evet, daha başka şeyler icat etmek istiyorum, yapmak istiyorum. Ama bunlara makine istiyor. Daha doğrusu söylemesi para istiyor o makineleri almak için de. Ben Kosköp'e başvurdum. Kosköp ipe un serdi, bana vermedi. Vay Develi'ye bir çocuğum var, burada dükkan açacağım. Vay efendim bilmem ne yapacağım. Bana yardımcı olmazlar, destek olacaklar, yedi köstek oldular. O yüzden de bir yere gelemedik, bu sabaha geldik. Verdiğine şükür yani.